Merhaba arkadaşlar, ben Ayça. Bugün sizler için 1 Eylül'e özel fal bakacağız. Özellikle bunun böyle bir aşk falı olmasını istedim ve ona göre niyet ettim. Bakalım sizin için kahve fincanınızın içerisinde neler var? Öncelikle sevgili arkadaşlar, bunun bir aşk falı olmasını niyet ettiğimi söylemiştim. Baktığımda özellikle böyle aşık olduğunuz ya da geri dönmesini istediğiniz ya da işte ona karşı böyle bir takım platonik hisler beslediğiniz bir insan varsa özellikle bu doğrultuda bir fal bakmak istiyorum ve hemen sizin için kahve fincanınıza geçelim sevgili arkadaşlar. Öncelikle şimdi aşk adına yaşanmış bir takım sıkıntılar çıkmış geçmişte. Çünkü hemen böyle üst tarafta bir bota benzer bir durum var. Böyle yazın ya da işte sonbahar aylarında botun çıkması da insana mesela böyle ufak bir sıkıntı veren aşk konularıyla alakalı bir durumu betimler. Yani bu havada mesela dışarıda nasıl bot giyilmiyorsa baktığımda yine aşk anlamında sizi böyle biraz sıkan bir durum olmuş olabilir ama bu durumu yine tam tersine çevirme gücü de sizin ruhunuzdaki o güç de içinizde çıkmış sevgili arkadaşlar ve bu durumu dediğim gibi böyle size tam uyacak bir güzel gelecek. Baktığınızda da tam böyle size göre, sizin bedeninize göre güzel bir aşk giyecek çıkmışsınız önümüzdeki dönem. Şimdi hemen aşk hikayelerine bakalım. Aşk hikayelerinde neler var? Öncelikle bir makas olduğunu görüyorum. Makas bir şeyleri böyle kesip atmanın simgesidir bu. Siz de olmuş olabilirsiniz. Karşı tarafta olmuş olabilir. Böyle biraz inatçı bir insan olduğunu görüyorum. Uzun boylu esmer bir erkek olabilir özellikle. Ve baktığında böyle onunla o sanki dediğim gibi makas elinde ve bir şeyleri kesiyor çıkmış. Burada böyle yokuş bir tepe var ama bu yokuşun mesela bu yokuş tepenin aşağısı biraz boş çıkmış ve siz de yine o yokuşta yürüyor olarak gözüküyorsunuz. Şimdi burada bazı böyle dönemsel olarak aslında gitgelleri olan bir insan olduğunu görüyorum. Adının ya da soyadının içerisinde U harfi olabilir. U harfine benzer böyle aynı zamanda bir mıknatıs olduğu gözüküyor. Şimdi çok güzel giderken bir şeyler böyle bir anda istemiyorum ya da işte kendimi bir ilişki yaşamaya hazır hissetmiyorum der gibi olabilir. Baktığımda biraz aslında mesela onunla alakalı bir durum olarak çıkmış. Çünkü sizin de elinizde bir çivi var böyle raptiyeye benzer. Bu aslında mesela kendi hayat sayfanızda adınızı onun gerçekten kalbine kazıdığınızı gösteriyor. O yüzden bu aranızdaki mesela durumlar devam edebilecek türden ve baktığımda mesela yokuş sizin biraz yorulmuş olabildiğinizi, hep böyle kendinizden bir şeyleri tükettiğinizi ve karşı tarafa vermek istediğinizi gösteriyor. Yani mesela onun böyle düştüğü bir sahne olduğunu görüyorum. Sizin hep dediğim gibi böyle kendinizden, kendi içinizden ona bir şeyler vermeniz, katmanız, işte emeklemeniz aslında bir yandan da ona fazla gelmiş olabilir ve aslında içsel sesinin de biraz böyle onu yanlış yönlendirdiğini görüyorum. Çünkü hani böyle kafasında bir şeyleri büyütüyor olabilir ve ama onunla yeniden böyle sizin ortak bir geleceğiniz, ortak bir yolunuz böyle hatta bayağı da uzun yani çok ömür boyu sürecek bir aşk olabilir. Bu bir kız kulesi figürü var. Şimdi kız kulesi İstanbul'dadır.
Sizin de İstanbul'dan olma şansınız oldukça yüksek. Görüyorum aynı zamanda Kız Kulesi'nin yanında böyle bir altın yüzük figürü var. Şimdi kendisiyle alakalı böyle bir evlilik gerçekleşebilir. Gerçekten böyle Kız Kulesi'nin ışıltılı olduğu bir zaman diliminde, hatta böyle küçük bir kalple size bu alyansın geleceğini görüyorum. Evet, bir takım durumlar olmuş olabilir sevgili arkadaşlar. Konu sanki kapanmış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Baktığımda da sabırlı olun derim. Bunların böyle geçmişe atılıp gerçekten de aranızdaki durumları düzeltebileceğiniz, şansı yakalayabileceğiniz zamanlar oluyor. Onun da hayatıyla ilgili böyle tepe taklak giden bir şeyleri kendisi düzeltiyor olarak gözüküyor. Bağıntıyı, bağı bir şekilde yeniden kazanıyorsunuz. Bu sefer daha dengede olacak çıkmış. Yani gereken yerde çabalayacaksınız. O da biraz böyle gereken yerde çabalayacak. Ve kendi mesela kendini doğru yönlendirebilecek ya da bu aşkı ayakta tutabilecek gücü kendisine gerçekten bulabilecek, gösterebilecek. Bu noktada da gerçekten olumlu bir gidişat var diyebilirim. Böyle bir durum varsa mutlaka sabırlı olun. Hemen böyle yine başka insanların enerjisinin olduğu başka görüntüler, durumlar görüyorum. Burada da hemen aslında böyle yanan bir kandil simgesi var. Böyle karanlıklarda sanki cam bir fanusta gerçekten de yanan bir kandil simgesi olduğunu görüyorum. Dilekleri aslında ifade ediyor. Baktığımda mesela aşk adına böyle bir takım olmasını beklediğiniz durumları gösterebilir, teşkil edebilir. Özellikle böyle bir değneğe tutunmuş bir insan simgesi olduğunu görüyorum. Bu insan böyle biraz erkek ama biraz çapkın birisi olarak çıkmış. Şimdi özellikle bir değneğe tutunmuş olması onun ateş burcu elementinden olabildiğini gösteriyor. Şimdi ateş burcu elementi erkekleri de böyle ister, yani bir anda bir şeyler olsun ister, gelişsin ister, işte kendisi ataktır, aşk adına hareketlidir, beklemez. Yani hamle yapar, karşı tarafa da gerçekten duyguları varsa, hisleri varsa açabilir. Koç, aslan ya da yay burcundan olduğunu hissediyorum. Bu insanın, beni dinleyen insanın hayatıyla alakalı baktığımda aslında hayatta da böyle renkli, hareketli olarak gözüküyor. Yani keyfine gerçekten düşkün, onu ne mutlu ediyorsa o an orada bulunuyor olarak gözüküyor. Yani onu bir mekan mı mutlu ediyor ya da işte bir ya müzik mi mutlu ediyor ya da işte çalıştığı işi mi mutlu ediyor? Bir şekilde kendisi o an böyle orada bulunuyor, gözüküyor. Gerçekten böyle zevke, sefaya düşkün birisi olarak çıkmış ki ateş burçları da gerçekten biraz öyledir. Yani ateş burçları böyle hayatın tadını çıkarmayı seven insanlardır. Ben de bir ateş burcuyum ve baktığımda mesela onun aşk kavramının böyle hem biraz romantik hem biraz paylaşıma dayandığını görüyorum. Ya yani gönlüne göre birisini arıyor olabilir ya da mesela sizin beklediğiniz biri varsa işte beni arasın ya da bana yazsın ya da böyle ilk görüşte bir hoşlantı aranızda gelişmiş olabilir ve baktığımda böyle ilk başta sanki biraz sizin üzerinizde bir ağırlık yaratmış gözüküyor. Yani siz sanki böyle nasıl desem onun hayatıyla alakalı böyle bir şeylere bir anda olsun ister der gibi dahil olmuşsunuz. Ancak o da sanki işte zamanında kullanması gereken bu fırsatı, bu şansı tam böyle değerlendirememiş olarak gözüküyor. Çünkü böyle biraz onun sanki önünde diz çökmüşsünüz. Yani benim işte keyfim yerinde gibi bir davranış stili sergilemiş olabilir. Ama baktığımda mesela durumların böyle tam tersine değiştiğini görüyorum. Yani bu sefer de o beklediğiniz insan böyle bir ateş burcu elementi bekliyorsanız o sizin önünüzde diz çökecek çıkmış. Yani burada aslında biraz böyle
roller değişiyor. Biraz onunla oynuyorsunuz ama bu güzel bir oyun, böyle bir aşk oyunu. İşte siz ya da sen bana zamanında bunları yapmıştın ya da bekletmiştin. Şimdi sıra bende der gibi çıkmışsınız. İşte kozlar biraz elinizde ve bu sefer de mesela bu kozları siz kendi elinizde kullanıyor olarak gözüküyorsunuz. Zamanında işte gerçekten böyle aşk adına bir şeylere girişemeyen, sanki ben hayatıma daha çok bakmak istiyorum izlenimi veren ve biraz böyle sizi oyalayan bir insan varsa, bu sefer de gerçekten de böyle paşa paşa gelmiş, istiyorum, ben bu aşkı istiyorum ya da seni istiyorum der gibi bir halde, bir vaziyette çıkmış. Siz de sanki böyle hemen uzaklara dalıyor ve uzaklara bakıyor gibi görünüyorsunuz. Hatta böyle küçük bir su birikintisine bakıyorsunuz. Sizin bulunduğunuz yerde böyle iç bir kesim olabilir ya da bir göl olabilir. Böyle güzel seyahat edilmesi gereken bir yer olduğunu görüyorum aslında ve bu sefer de siz biraz kendi yolumdayım izlenimi veriyorsunuz ona karşı, ama yeniden böyle bir birleşme hali olabilir aranızda. Aynı zamanda mesela o görünen küçük su birikintisinin böyle insana huzur veren tatlı bir hali olduğunu görüyorum. Hatta ilk buluşmanız orada gerçekleşebilir sevgili arkadaşlar. Bu sefer ama aşk adına gerçekten bir şeyler sizin için yolunda gidiyor gözüküyor. Yani hevesim kaçtıktan sonra niye geliyorsun diyebilirsiniz ama yine denenmeye değer böyle yıldızı ilerleyen zamanlarda yüksek bir ilişki olduğunu ya da olacağını görüyorum sizin adınıza. Bu yüzden de yeniden kendisinin size bir teklifle geleceğini mutlaka söyleyebilirim. Burada hemen yanında üçlü bir konuşma olduğunu görüyorum. Sanki bir yanda siz varsınız. Biraz böyle küskün çıkmışsınız. Bu yine başka bir insan. Sanki birine bu durumu anlatmışsınız. Yani birine yansıtmışsınız olarak gözüküyor. Bu bir ayrılık olabilir. Ve hemen yanında böyle mesela bir 3 sayısı ve 9 sayısı olduğunu görüyorum. Eylül ayının mesela 3 ya da 9 böyle içeren günlerinde size gelecek olan bir haber olabilir kendisinden. Hatta bu bahsettiğiniz arkadaşınız da yine sizin adınıza hem biraz şaşırıyor, böyle hem bir yandan seviniyor olarak çıkmış. Ya aslında bu iyi bir insan, yani karşınızdaki insanın iyi niyetli birisi olduğunu hissettim. Siz de öylesiniz. Siz de iyi niyetli bir insansınız ama o da mesela böyle bir duvara yaslanmış, sanki aşk adına yeterli enerjiyi hissedemiyormuş olarak çıkmış zaman zaman. Bunu size çok yansıtmış. Aslında sizinle alakalı bir durum değil. Onun hayatla da alakalı, kendini böyle ayakta tutması gerektiği zamanlar olduğunu görüyorum. Yeniden bir ortak bir yol çizilebiliyor olarak gözüküyor. Yine kendisinden böyle bir haber alabilirsiniz. Hep böyle tatlıya bağlanacak aslında aşk durumları var. Hemen buraya da geçtiğimde böyle çok süslü bir topuklu ayakkabı olduğunu